نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Yusuf'u getirmek için bir araba ve mahve gerekecek. Acele edin. Gidelim. Ne oldu? Yine hangi rüzgar komutanımız Hürrem Hop'u Zavira zindanına attı? Yuzarsif'i almaya geldik. O artık serbest. Kral Amonuteb onu görmek istiyor.
Yani bundan sonra Yuzarsif'i görmeyecek miyiz? Yoksa Yuzarsif'in sonsuza kadar zindanda mı kalmasını istiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Ben serbest kalmasını istiyorum. Ancak ondan ayrılmak benim için kolay olmayacak. Tutuklulardan hiçbiri Yuzarsif'ten ayrılmaya dayanamaz. Hiçbiri buna dayanamaz. Gardiyanlar ve tutuklular şimdiye kadar Yuzarsif için Zavira zindanına katlandılar. Pekala. Huremhop'u baş gardiyana götürün. Bakalım bu Yuzarsif kimmiş? Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Huremhop'a selam. Ne oldu Inarus? Sizi Kral 4. Amonutep'e götürmeye geldik Yuzarsif Hazretleri. Saray muhafızları komutanı Huremhop size eşlik etmeye geldi. Ben bana atılan iftiradan dolayı kırgınım. Bana yönelik suçlamalar geri alınıncaya kadar zindanı terk etmeyeceğim. Ama kral sizi serbest bıraktı. İyisi mi kral önce bana atılan bu iftirayı temizlesin. Aksi takdirde bir hain için zindandan başka yer yoktur. Siz hiç merak etmeyin. Kral sizi bağışladı. O sizi koruyacak. Benim onun bağışlamasına ihtiyacım yok. Çünkü ben suçlu değilim. Bilge Yuzarsif Hazretlerine atılan iftiralar nasıl kaldırılabilir? Efendinin yanına dön ve ellerini kesen kadınların macerasının ne olduğunu araştırmasını söyle. Gerçi bana karşı yapılanlardan benim Rabbim haberdardır. Ortaya çıkan bu durumdan en iyi şekilde yararlanmalısınız. Size atılan iftiraların hesabını sorabilirsiniz. Özgürlüğünüzü düşünün. Amonhotep'in koruması altında olacaksınız. Yetmiyor mu? Sizce Amonhotep bir haini ne kadar koruyabilir? Bir hainin Amonhotep'in sarayında nasıl bir yeri olabilir? Şu halde Inarus'a söyle Züleyha ve Potifar macerasını bütünüyle krala arz etsin. Züleyha yaptıklarının hesabını vermeli. Hayır. Onların ismini zikretmek doğru olmaz. Onlar yıllarca bana sevgilerini sundular. Bolluk içinde beni büyüttüler. Evet, evet. Ve seni yıllarca bu zindanda tuttular. Umarım senin bu fedakarlığının değerini çok iyi bilirler. Bu ellerini kesen kadınlar macerası da neyin nesi? Hangi kadınlar? Siz sadece ellerini kesen kadınlardan söz edin. O kadınların kim olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bir kısım saray çalışanları ve bütün Mısır halkı hala o macerayı hatırlıyor. Pekala. Biz yine eli boş dönüyoruz buradan. Görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Keşke onlarla giderek Amonhotep'e her şeyi anlatıp Züleyha'dan intikam alsaydın. Merak etme. Onlar yakında yine gelecekler. Bunu da hiç duymamıştım. Serbest bırakmak istediğimiz bir suçlu, zindandan çıkmak için koşul ileri sürüyor, öyle mi? Öyle efendim. Yuzarsif
sizden ellerini kesen kadınlar macerasını araştırmanızı istedi yüce efendim. Bu maceranın ortaya çıkacağı belliydi. Bu macera nedir? Hangi kadınlar? Bir şey bilen var mı? Evet, ekselansları. Konunun ne olduğunu biliyorum. İzin verirseniz o kadınları buraya getireyim. Elinizi çabuk tutun. Meselenin ne olduğunu bilmek istiyorum. Baş üstüne. Gördünüz mü Potifar ne kadar da üzüldü. Ben konunun bu gencin zindana atılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Macera yıllar öncesine ait. Potifar'ın eşi Züleyha, kölesi Yuzarsif'e göz koymuştu. Hanımefendi Züleyha ve Radomon'u yanıma çağırın. Potifar Hazretleri Züleyha ile konuşmuyordu ama ben de anlamadım. Yuzarsif için ellerini kesen kadınların adlarını istiyorum. Adlarını ne yapacaksın? Kral seni ve o kadınları huzuruna istiyor. Züleyha ve Karimama'nın size söyleyeceği kadınları bugün buraya toplayın. Bu 4. Amonhotep'in buyruğudur. Niçin? Ne olmuş? Onları niçin sarayda görmek istiyor? Kral onlarla ne konuşacak? Bunu merak ediyorum. Kral Yuzarsif'i serbest bırakmak niyetinde. Ancak o kabul etmemiş. Onurunun iade edilmesini istiyor. Kral da o meclise katılan, kadınları çağırarak Yuzarsif'in suçlu olup olmadığını anlamak istiyor. Yargılama niyeti taşıdığını düşünüyorum. Yargılamak mı? Yuzarsif'in yeniden gündeme geleceğini ve geçmişteki bir hatandan dolayı bir gün yargılanacağını hiç düşünmemiştin, değil mi? Bu skandalı fazlasıyla hak ettim. Suçsuz bir insanı zindana atan birinin cezası işte budur. Aslında rezil olan benim. Hem beni hem de kendini bütün Mısır'a rezil rüsva ettin. Yanına görevlileri alarak Züleyha'nın söylediği bütün kadınları topla. Amonhotep'in sarayına gidiyoruz. Züleyha'dan çok hatalı olan benim. Eğer Amonhotep bu suçsuz genci niçin yıllarca zindana attın diye sorarsa ona ne cevap veririm? Ne derim ona? Mimi Sabo! Ne oldu? Kral Amonhotep hanımefendi Züleyha ve diğer soylu eşlerini saraya çağırtıyor. Hangi kadınları? Ellerini kesen kadınları. Aa,
Kral Amonhotep bu kadar kadını ne yapacak ki? Biraz ciddi ol. Kadınların Yüzersif'le bir bağlantısının olup olmadığını ve onun niçin zindana atıldığını öğrenmek istiyorum. Eğer suçsuz olursa Yüzersif serbest mi bırakılacak? Öyle umuyorum. Yüzersif'in serbest kalmasını, Züleyha ve diğer tepsili kadınların şiddetle cezalandırılmasını istiyorum. Gerçekten de Yüzersif'e bunca zulmü reva gören Züleyha yaptıklarının hesabını vermeliler. Bu böyle olmamalı. Evet efendim, benim de söylemeye çalıştığım şey bu zaten. Ankh-Mahu Hazretleri. Evet, ne oldu? Potifar Sarayı'nın muhafız subayı Radomon evime gelerek eşim Meri Taten'i yanında götürdü efendim. Ne için? İzin vermeseydin. Kralın buyruğu vardı. Onu ve Yüzersif macerasıyla ilgili olarak Züleyha'nın da verdiği şölene katılan bütün kadınları saraya götürüyorlar. Ne olur bana yardım edin efendim, lütfen. Yüzersif macerası mı dedin? Evet. Sakın Amonhotep Yüzersif'i serbest bırakmış, o da intikam almak için bütün kadınları tutuklama emri vermiş olmasın. Peki Meri Taten'i kurtarmak için ne yapacağım? Meri Taten serbest bırakılacak, merak etme. Yüzersif'in serbest bırakılıp bırakılmadığını öğrenmeye çalış, hemen. Yüzersif serbest bırakılıyorsa endişelenmemek elde değil, bir şeyler yapmalıyım. Hem de hemen. Neymiş bu? Hanımefendi Züleyha ve bu kadınları niçin saraya götürüyorlar? Bilmiyorum. Bunlar soyluların eşleri değil mi? Bu kez yoksullar ve fakirlerin yerine soyluları tutuklamışlar. Bak. Bence hiç sakıncası yok. Dünya bir kez de tersine dönsün. Burada bekle. Üç gündür bir rüyayı yorumlayamıyorsunuz. Bu utanç verici bir durum. Amonhotep, bugün rüyasının yorumunu isterse ona ne cevap vereceğim? Rüya yorumcularım yorum yerine yiyip içip uyumayı biliyorlar mı diyeceğim ona? İşlerini yapamaz hale gelmişler. Rüya yorumu bilmiyorlar mı diyeyim?
Gözüm bugün üzerinizde. Amonhotep'in rüyasını yorumlarsınız ya da Amonhotep'ten önce ben sizi öldürüp Batı ülkesine gönderirim. Ankh-Mawu Hazretleri. Bir sen eksiktin. Ne oldu? Bugün Potifar Züleyha'yı ve bir grup tepsli kadını beraberinde Amonhotep'in sarayına götürdü. Onları zindana götürür gibiydi. Askerler ve muhafızlarla. Niçin olduğunu anlayabildin mi? Sordum ama kimse bilmiyordu. Yıllar önce sizinle Yüzarsif arasında bir takım olaylar meydana geldi. İşin iç yüzünü öğrenmek istiyorum. Yüzarsif'i gördüğünüzde başınıza ne geldi? Cevap verin, size söylüyorum. Yoksa sizler dilinizi mi yuttunuz? Biri konuşsun. Biz Yüzarsif'ten hiçbir zaman kötülük ve çirkinlik görmedik. İffet ve takva abidesi olan Yusuf'tan kaynaklanan bir günaha tanık olmadık efendim. Semavi bir meleğe kötülük ve iffetsizlik nispet edilebilir mi? Sizinle Yüzarsif arasında geçen macerada kimin suçlu olduğunu öğrenmek istiyorum. Hiç mi günah işlemedi? Züleyha cevap versin. Sizinle Yüzarsif arasında olanlarda kim suçluydu? Sizce Yüzarsif suçlu mu, suçsuz mu? Ben bu olaydaki sır perdesini aralamaya karar verdim. Biliniz ki yalan ifade cezasız bırakılmayacaktır. Siz az önce bu hanımların açık itiraflarını duydunuz. Bu yüzden bana sadece ve sadece gerçekleri söyleyin. Sonunda bugün gerçek ortaya çıkmıştır. Bazıları için saklı kalan gerçek aşikar oldu. Benim bu gerçek karşısında acı itiraftan başka bir çarem yok. Bunu kesinlikle artık itiraf etmeliyim. Evet. Ben yıllarca temiz yaratılışlı Yusuf'a aşık olmuştum. Ona sahip olup onunla günaha bulanmış bir ilişki kurmak istiyordum. Fakat o iffetli kalmayı tercih etti. Ve yaptığım her şeye karşı beni reddetti. Yüzarsif sizin köleniz olduğu için ona sahip olma hakkınız vardı. Ama sizin bir eşiniz vardı. Bu hatayı yapmamalıydınız. Diğer taraftan siz Amon Tapınağı'nın tanrıçası olarak Amon'un da eşi sayılıyordunuz. Amon'un eşleri böyle bir günah işleyemezler. Şu halde suçlu olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. Entrikalar çeviren sizdiniz. Ama Yüzarsif'i zindana attırdınız. Evet. Ben kendimin suçlu ve Yüzarsif'in de suçsuz olduğunu itiraf ediyorum. Mimi Sabu. Buyurun efendim. Bu arabayla zindana Yüzarsif'in yanına gidebilir misin? Yüzarsif'in yanına mı? Tabii efendim, hem de hemen. Onunla bir işiniz mi var? Git ona söyle ki Mısırlı kadınlar ve hanımefendi Züleyha senin suçsuz olduğuna dair tanıklıkta bulundular. Yakında serbest bırakılacaksın. Ne zaman efendim? Bilmiyorum, hadi yürü. Acele et. Mimi Sabu'yu Zavira zindanına götür, sonra da geri dön. Çabuk ol.
Gerçekten de siz kadınlar ona hayran kalıp ellerinizi yanlışlıkla kestiğiniz halde o size hiç ilgi göstermedi mi? Evet, aynen öyle oldu. Hepimiz ellerimizi bilmeden kestik. Yüzarsif çok ama çok iffetli biri. O hiçbir zaman güzelliğimize aldırmadı. Üstelik o bizim hiçbir hilemize kanmadı efendim. Böyle bir genç gerçekten de övülmeye değer. Onun hakkında çok fazla şey duymuştum. Ama benim için inanılır gibi değildi. Ben inanmıyorum. O sadece bir insan. Bir aziz değil. Böyle bir gence niçin komplo kurdunuz? Niçin eşsiz bir mücevheri zindana attırdınız? Biz hatamızı itiraf ettik. Ve kraldan af diliyoruz. Bizi affetmenizi diliyoruz. Benden mi af diliyorsunuz? Benden değil, Yüzarsif'ten özür dilemelisiniz. En güzel yıllarını zindan köşelerinde çürüttünüz. Siz de suçlusunuz Potifar. Hikmet ve rüya yorumu konusunda Mısır'daki bütün rüya yorumcularının üstünde olan, iffet ve soylulukta bir eşi bulunmayan genci yıllarca zindanda tutmuşsunuz. Bu hatam için söyleyecek bir sözüm yok. Sadece dedikoduların önünü almak için zindanın en iyi yol olduğunu düşündüm. Yine de suçlu olduğumu biliyorum efendim. Eğer izin verirseniz ben gitmek istiyorum. Sakıncası yok. Gidebilirsiniz. Bu kadınları haklarında nihai kararımı verinceye kadar geçici saray zindanına götürün. Yürüyün. Size söylüyorum, ne duruyorsunuz? Sallanmayın. Siz gidebilirsiniz. Komutan Hürrem Hop. Buyurun kralım. İnarus'la birlikte zindana gidin. Yüzarsif'e suçsuzluğu ve masumluğunun bizim için ispat edildiğini söyleyin. Biz ona saygı gösterecek ve onu en yakın dostlarımızdan yapacağız. Onu saygıyla yanımıza getirin. Dört gözle Yüzarsif'i görmeyi bekliyorum. Radomon dedi ki, size komplo kuran Züleyha ve diğer tepsili kadınlar suçlarını itiraf ettiler. Bütün suçlarını kabul ettiler efendim. Amonhotep en kısa sürede sizi serbest bırakacak. Ben yalnızca hiçbir zaman Potifar'a ihanet etmediğimi bilmesini istedim. Amonhotep de bilsin ki Yüzarsif hain biri değil.
Biliniz ki Allah hainlerin tuzaklarını onların başına geçirir. Yüzersif, ne oldu da Mısırlı kadınlara karşı koydun ve onlar başarıya ulaşamadı? Söyle bakalım. Hı? Ben kendimi övmüyorum. Benim de hatalarım, kusurlarım var. Nefsim beni de birçok insanın işlediği o çirkin fiillere zorlayabilirdi. Ne var ki Rabbim bana acıdı ve beni o kadınların şerrinden kurtardı. Rabbim çok bağışlayıcı ve şefkatlidir. Hürrem Hop'a selam olsun. Selam size. Yüzersif'i götürmeye geldim. Zindandan çıkmak için öne sürdüğün koşul yerine getirildi. Hanımefendi Züleyha ve şehrin diğer kadınları suçlarını itiraf ettiler ve zindana atıldılar. Ama ben onların ceza almaları amacını taşımıyordum. Kral Amonutep sabırsızlıkla sizi bekliyor efendim. Siz olmadan buraya katlanmak çok zor olacak. Siz ne yapalım? Sizin yanınızda yakınlarımızdan ayrıldığımızı bile unutmuştuk. Gidişinle bir kez daha yalnız ve kimsesiz kalacağız, inan bize. Allah her zaman sizinle beraberdir. O yanınızdayken zindanın zorluğu ve Yüzersif'ten ayrılmak kolay olacaktır. Her zaman sizi ziyarete geleceğim. Sizi yalnız bırakmayacağım. Yüzersif tutuklulara nasıl davrandı ki onu bu kadar seviyorlar anlamadım. Doğru sözlü Yüzersif, onların yardımcısı ve yol göstericisi ve dert ortağıydı. Aman o tepe söyle. Yüzersif olmadan zindan unutulmuşlar evi ve mezar gibidir. Ona de ki, ya Yüzersif'i bizden alma ya da bizi ona kavuştur. Size bir nasihatte bulunayım. Eğer dinlerseniz huzur bulursunuz. Zindan dirilerin mezarı, kederlilerin evi. Dostlar için tecrübe ve kendini toparlama yeridir. Zindan suçlular için bir pişmanlık mekanıdır. Dostlarımız zindanın ağır koşulları altında ruhlarını kuvvetlendirir. Ve bu mekanda olgunlaşırlar. Dostlarımız kendilerini bu zindana gömmezler. Yakında sizi görmeye geleceğim. Güle güle Allah'ın peygamberi. Allah'ın selamı üzerine olsun. Yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Güle güle. Yolun açık olsun. Allah'a selamet olsun. Bizi unutma. Sen de bizi unutma. Bizi unutma Yüzersif. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun Yüzersif. Yüzersif Hazretleri, bu tahtı sizin için hazırladık. Başkalarının omzuna oturmaktan korkarım. Ben bunların omzuna yük olmaya değil, omuzlarındaki yükü kaldırmaya geldim. Merak etmeyin, düşmezsiniz. Başkasının omzuna binen kişi için düşüş kaçınılmaz sondur. Ben bu atı tercih ederdim. Sakıncası yok.
Yolunuz açık olsun. Yüzarsif Hazretleri, lütfen benim arabama binin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Gidelim. Yüzarsif Hazretleri, isterseniz önce biraz dinlenin. Elbiselerinizi değiştirin. Ondan sonra Amonhotep'in huzuruna çıkın. Pekala. Ben de bu şekilde onların karşılarına çıkmak istemiyorum. O kimdi? Tanımıyor musun? O Yüzarsif. Amonhotep'in emriyle zindandan çıkarıldı. Yüzarsif mi? He. Bu Yusuf'un Mısır dilindeki adı. Evet. Evet, doğru. Yusuf. Yusuf. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Allah beni bağışlamasın. Nasıl böyle bir şey yapabildim? Yazıklar olsun bana ki bir peygamberi köle olarak sattım. Onu sattım. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Yusuf. Yusuf. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Hem kendini hem de bizi rezil ettin. Benim de başıma ne geldiyse Yüzarsif'ten dolayı geldi. Ancak bu acıya katlanmak benim için tatlıdır. Hem de çok tatlı. Sen hem Potifar'ın şerefini iki paralık ettin, hem kendini hem de bizi yaktın. Hem Yüzarsif'i hem de bizi, hem de kendini zindana attırdın. Senin gibi bir onursuzu ağaçta sallandırmak gerek. Ben ne onursuzluktan utanıyorum, ne de zindandan korkuyorum. Elimden sizden özür dilemekten başka hiçbir şey gelmez. Sizden özür dilerim. Bir şeyler yap. Senin için önemli olmayabilir ama bizim bir şerefimiz var. Gardiyanla konuşmalısın. Belki Potifar'la konuşur da buradan kurtuluruz. Endişelenmeyin. Sizi burada tutmazlar. Suçlu olan benim. Onlar size dokunmazlar. Sonsuza kadar zindana atılmaktan korkmuyor musun? Onsuz her yer benim için bir zindan. Buranın iyi tarafı şu ki, Yüzarsif'in yıllarca çektiği acıyı daha iyi idrak edebileceğim. Yüzarsif'in kaldığı Zavira zindanı buradan kat be kat daha korkunç bir yerdir ve ben onu 10 yıldan fazla orada tuttum. Nasıl yaptım bunu?
Çocukken onu bir kez görmüştüm. Şimdi nasıl göründüğünü bilemiyorum. Komutan Hürrem Hop ve Yuzarsif huzura çıkmak isterler. Eskiden olduğu gibi. O zaman da önümde eğilmemiştin. Dördüncü Amonhotep'e selam. Büyük bilge Yuzarsif'e selam olsun. Temiz yaratılışlı bilge Yuzarsif'e selam. Mısır'ın hanımefendisine selam. Hatırlıyor musun Yuzarsif? Potifar'la birlikte burada babam üçüncü Amonhotep'in huzuruna çıkmıştınız. Ve siz ölen Amonhotep'in hediyesini boynuma takmıştınız. Bir gün büyüyeceksin ve makam mevki sahibi olacaksın. Onu öven Teps kadınları haksız sayılmazlar. Gerçekten de çok güzel. Ben rüya tabirimi duyduğum andan beri hararetle sizi görmeyi arzuluyordum. Suçsuzluğunuz ve masumiyetinizi öğrendiğim zaman da kendimi suçlu hissettim. Bizim yöntemimizde ve sizin gibi büyük bir bilge yorumcu nasıl zindana atılır? Tepsli kadınları sizin için zindana attırdım. Kralın himayesi için minnettarım. Ama ben Mısırlı kadınların cezalandırılmasından yana değilim. Bu bağışlama sizin manevi değerinizi gözümüzde daha da yükseltiyor. Ama ben onları biraz cezalandırmak istiyorum. Mısırlı kadınların bağışlanması sonraya kalsın. Çocukken sizinle ilgili çok fazla şey duymuştum. Ama gördüklerim duyduklarımın da ötesinde. Beni utandırıyorsunuz. Kendimi bütün bu övgülere layık görmüyorum. Size sormak istediğim bir soru var. Siz rüyaları acaba nasıl yorumluyorsunuz? Biliyorsunuz Mısırlı yorumcular bir takım sözler okuyarak ve bazı araçlar kullanarak rüya yorumları yapıyorlar. Rüya yorumu Allah'ın bana öğrettiği bir ilimdir. Ben kendimden bir şey katmıyorum. O halde doğru duymuşum. Siz Amon'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına tapmıyorsunuz. Evet, doğrudur. Bu husus beni sevindirdi. Daha da gözüme girdin. Çeşitli tanrılara secde etme işiniz ve Amun tapınağını istememeniz takdire şayandır. Çünkü kralımız 4. Amonhotep de tapınak tanrılarına kesinlikle inanmaz. Ben bütün Teps büyüklerinin huzurunda sizinle Amun tapınağındaki kahin ve rüya yorumcuları arasında bir münazara düzenlemeye karar verdim. Onların çaresizliklerini herkese göstermek istiyorum. Kuşku yok ki insanların bu yenilgiyle Amon tapınağına olan inançları sarsılacaktır. Amon tapınağı ve kahinler güçlerini halkın desteğinden alırlar efendimiz. Halkın kahinler olan inancının azalması
Amon tapınağının gücünü de azaltacaktır. Inarus, Yüzersif'e kalacağı yeri göster. Huremhop, Teps kentinin bütün soylularını sarayda düzenlenecek bu şölene davet edin. Baş üstüne efendim. İnançsız İbrani başarılı olamaz. Aksi takdirde kendimizi büyük bir yenilgiye hazırlamalıyız. Amon'un Yusarsif'in tanrısı karşısında yenilgiye uğraması, bütün kahinlerin ve rüya yorumcularının koyun güden bir köle karşısında yenilgiye uğraması anlamına gelir. Saray komutanı Ankh-Mahu Hazretleri sizinle görüşmek istiyor efendim. Mısır kralı 4. Amonhotep rüyasının tabiri için Ankh-Mahu Hazretlerini ve rüya yorumcularını saraya bekliyor ve hemen gelmelerini istiyor. Anlaşıldı, gidebilirsin. Ne günlere kaldık. Yeni yetme ve deneyimsiz bir kralın karşısında dikilip hesap vermek zorunda kalıyoruz. Hakaretleri de çabası. Peki sizler ne işe yararsınız? Amon tapınağı ve bu tapınağın sadık hizmetkarları sizin beceriksizliğiniz yüzünden aşağılanıyorlar. Sizi yıllarca böyle günler için besledik. Tapınak size ihtiyaç duyarken mi acizinizi ilan ediyorsunuz? He? 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 Efendim, Mısır ülkesinin sahibi Kral 4. Amonhotep ve maiyeti içeri giriyor. Kahinler, rüya yorumcuları ve Teps kentinin soylularını çağırmaktan muradımız, rüyamızı yorumlayacağını söyleyen genç bir rüya yorumcusunu sınamaktır. Bugün onun doğruyu söyleyip söylemediğini hep birlikte göreceğiz. Mısır'ın bilge kralı Amonhotep'e selam. Ne
Yuzarsif, Potifar sarayında yıllarca hizmet etmesine rağmen hala bir kralın karşısında nasıl eğilmesi gerektiğini bilmiyor. Buna ne demeli? Onlarca birbirinden farklı tanrıça karşısında eğilen sizler için eğilmek olağan bir şey olabilir. Ama ben bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildim. Umarım kralımız eğilmeyişimi kendisine saygısızlık olarak kabul etmez. Ancak Mısır gelenek ve göreneklerinde bu büyük bir saygısızlık addedilir efendim. Büyük kahinin dediği gibi eğilmesini bilseydin, Tepsin güzel kadınlarına da boyun eğer, yıllarca zindan köşelerinde çürümezdin. Bu şöleni düzenlememin amacı görmüş olduğum bir rüyanın yorumuyla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç şüphesiz Mısır'ın kudretli ve tecrübeli rüya yorumcuları rüyamı doğru olarak yorumlayacaklarını biliyorum. Doğrusu genç Yuzarsif'ten böyle bir şey beklemiyorum. Ama kendisi bu rekabeti istedi. Biz de yeteneğini sınamasını istedik. Bazılarımız rüyamın içeriğini biliyor. Evet, bunu biz de duyduk. Bunu biz de duyduk. Evet, evet, biz de duyduk. Ama yine de tekrar etmek istiyorum.